Şimdi reklamlar. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz. Diyarlardan Gönüllere. Cemaat nerede? Başlayayım mı? Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Bir Diyarlardan Gönüllere programında yine beraberiz. İnşallah Teala bu akşam Fatih abiyle beraber yine Bolu'daki evliyalarımızı size anlatmaya çalışacağız. Fatih abimiz şimdi hazırlık yapmaya çalışıyor. İnşallah hazır olduğunda onunla beraber devam edeceğiz. Fatih abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah efendim. Allah bu akşam sizin yerinize açılışı ben yaptım. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Allah estağfurullah. Amin. Buyurun sizi dinliyoruz. Efendim Sait abiye teşekkür ediyoruz. Bir hafta aradan sonra yine karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Fatih Oruç ve konuğumuz Sait Tekin abimizle programı sizlere sunmaya çalışacağız inşallah. Bu akşam yine her hafta olduğu gibi sizlere manevi bir şahsiyeti ve hayatını anlatmaya çalışacağız inşallah efendim. Bu akşam kumanda masasında bizlere İsmail Sert yardımcı olacak. Programımız her hafta olduğu gibi yine Instagram hesaplarımızdan da canlı yayında olacak inşallah. Efendim bu hafta inşallah Bolu şehrimizdeyiz. Geçen yani 2 haftadır olduğu gibi Bolu şehrimize devam ediyoruz. Ve bu hafta kimdeyiz efendim? Bu hafta Safi Amidi Bolevi Hazretlerini inşallah sizlere anlatmaya çalışacağız. Efendim lafı fazla uzatmadan Sait Eken abiye de tekrardan hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizin de söylediğiniz gibi inşallah Teala bu akşam Bolu'daki evliyanın büyüklerinden olan Safi Amidi Bolevi veyahut da diğer ismi Mustafa Safi Efendi Hazretlerinden inşallah Teala sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağız. Genelde Bolu deyince çoğumuzun aklına biraz fazlaca tabii çeşitli medyalarda ya da gazetelerde yer aldığı için hepimizin aklına Hayrettin-i Tokadi Hazretleri gelir. Safi Amidi Hazretleri pek bilinmez Bolu'da ama işin doğrusu şu ki evliyanın büyüklerindendir ve Bolu'nun merkezinde kendi kabri şerifi merkezindedir. Efendim Anadolu'da yetişen ve Anadolu'yu anlatan evliyanın meşhurlarındandır. İsmi Mustafa bin Salih'tir. Babası Diyar-ı Bekir ulemasından ve Diyar-ı Bekir müftisi Hacı Salih Efendi'dir. 1846 senesinde vefat etmiştir. Türbesi Bolu'da Aktaş Camii'nin hemen bahçesindedir. Orada küçük bir türbe-i şerif söz konusu. Efendim evet. Bilinmez dediniz. Yani ben kendim Bolu'yum. Gerçi hiç Bolu merkezi görmediğimden de olabilir bilmiyorum ama mesela benim haberim yoktu. Sizin vesilenizle ben de öğrenmiş olduk, tanımış olduk. Estağfurullah. zaten. Biz de defaatle ziyaret etmek nasip oldu elhamdülillah, şereflendik. Birçok arkadaşımız da mutlaka Bolu'dan geçerken eğer vakti varsa hemen şehrin içerisinde, çünkü Bolu o kadar böyle karışık bir yapıya sahip değildir. Daha küçükçedir ve içeride çok fazla bir trafik problemi olmadığı için de kolayca girilip çıkılabilir. Hasreten ziyaret edilirse memnun oluruz. Çok da kolay yani Bolu merkezde. İşin garip tarafı şu, Bolular da bilmiyor maalesef. O yüzden en azından biz şöyle, arada şey yaparız. Yani Bolu merkezde de sorduğunuz zaman yani Mustafa Safi Efendi'nin kabri şerefi nerededir dersen bilmeyebilirler. Takip edenleri kolaylık olması açısından söylüyorum. Aktaş Camii diye sorarlarsa o zaman çok kolaylıkla Aktaş Camii'nin içerisinde hemen yanı başında orada küçük bir kabri şerif var, bulunur. Başlangıçta söyledik, Safi Amidi dedik. Amidi dememizin sebebi şu, kendisi Diyarbakırlı olduğu için, Diyar-ı Bekir aslında tabii ki. Diyar-ı Bekir'in önceki ismi Amit'tir. Bu yüzden Amidi diye bilinir efendim. Tahsiline Diyarbakır'da başlamıştır. 9 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş. Babasından, çünkü babası da zaten müftiymiş. Sarf, nahiv, sonra babasının izniyle öğreniyor. Sonra babasının izniyle İstanbul'a geliyor efendim. İstanbul'da ilimle devam ediyor ve burada büyük müderrislerden, büyük alimlerden ders alıyor. Öncelikle Akşehirli Hacı Ömer Efendi'den ders almış ve burada icazet alıp diplomasını aldıktan sonra İstanbul'da müderrislik yapmak üzere kalmaya karar vermişken bir gece rüyasında devrin meşhur evliyası Çerkeşli Hacı Mustafa Efendi Hazretlerini görüyor. Çerkeşli Hacı Mustafa Efendi'yi de biliyorsunuz. Mustafa Çerkeşî Hazretleri diye de anlatmıştık. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yine efendim evliyanın büyüklerindendir Çerkeşi Efendi. O Mustafa Çerkeşi Hazretleri rüyasında ona şöyle diyor. Evladım, Mustafa Safi Efendi zahir ilmini tamamlayıp icazet aldın. Tasavvuf ilmini öğrenip ilmi ledünne kavuşmak istersen Çerkeş'e gel de bu ilmi tahsil eyle. Çünkü senin İstanbul'da kalmana izin yoktur diye efendim rüyasında nasihatte bulunuyor. Daha doğrusu davette bulunuyor. Bunun üzerine Mustafa Safi Efendi kalbinde ilahi bir muhabbet ve aşk peyda oluyor ve bu aşk ve muhabbetle birlikte İstanbul'da daha fazla kalamayıp doğru Çerkeş'e doğru yola çıkıyor ve mübarek Mustafa Safi Efendi, Mustafa Çerkeşi Efendi'nin huzuruna varıyor, elini öpüyor ve talebesi olmak istediğini beyan ediyor. Ancak enteresan bir şekilde kendisini rüyasa davet etmiş olmasına rağmen gelen Mustafa Safi Efendi'ye iltifat edilmiyor Mustafa Çerkeşi Hazretleri tarafından. Yüz vermiyorlar. Ancak o yine de orada 3 gün kalıyor ve ondan sonra kabulü için orada yalvarıyor. Tabii bu büyüklerin halini bizim anlamamız mümkün değil. Onun da mutlaka bir hikmeti vardır. Büyük bir ihtimalle alim olarak geldi, ilim yüklü olarak geldiği için de onun dergahta tasavvuf yolunda ilerleyebilmesi oldukça zor. Tabii ki onun birazcık efendim nefsinin terbiye edilmesi lazım. Biraz kalp kırıklığı lazım. O yüzden kabul etmiyor. Ve buyuruyor ki o alim kimsedir. Çünkü bazen biz bunu geçmişte birçok evliyaların hayatlarında da duyuyoruz. Büyüklerin terbiye şeklinde de efendim ilim sahibi olanların ilmi bazen kendilerinin efendim yükselmesine, ilerlemesine mani olabiliyor. Hatta ve hatta daha dün efendim İlmihal'de okuyorduk. İbn-i Teymiye'yi anlatırken orada buyuruyor ki ilmi diyor kendisinin sapıtmasına sebep oldu. Allahu Teala muhafaza eylesin. Amin. Alim birisi, yani çok yüksek bir alim ama nefsi ön plana çıkınca, kibir ön plana çıkınca ne yapıyor? Birdenbire efendim o kibir ve işte kendi kafasına göre hareket etmesi, ilim sahibiyim diye davranması onun sapıtmasına sebep oluyor. O yüzden evliyalık makamına yükselirken tasavvufun mertebelerinde ne yapılıyor? Genelde öncelikle nefis terbiyesi söz konusu oluyor ve nefsini aradan mutlaka çıkarması lazım, yoksa yüksek derecelere kavuşması mümkün değil. İşte bu sebeple Mustafa Çerkeşî Hazretleri ona şöyle diyor: o alim bir kimsedir. Benim zahir ilminde onun kadar kuvvetim yok. Bu sebeple talebeliğe kabul edemem diyor. Tabii ki bu haber kendisine ulaşınca efendim nefsinin terbiye olması gerektiğini ve kendindeki izlerin batın ilimde yükselmesine engel olacağı düşüncesiyle tövbe istiğfar ediyor ve bir anda o tövbe istiğfardan sonra kalbinde aşk-ı ilahi hasıl oluyor. Bu sırada efendim kalbinde bir coşku meydana geliyor ve bu coşkuyla beraber doğru mübarek hocasına gidiyor ve elini öptükten sonra ilmi zahiri kalmadığını, bakın çok enteresan, aşk-ı ilahinin gönlünü yaktığını, onun işaretiyle talebe olmaya geldiğini arz ve beyan ederek yalvardı. İşte o zaman ne oldu? Kalpteki bütün kibir, bütün nefsin kötülükleri bir anda kalpten gidince işte asıl ilerlemesi gereken, tasavvuf yolunda kat etmesi gereken mertebeler için talebeliğe kabul ediliyor ve bunun üzerine efendim mübarek hocasının yanında derslere başlıyor. Hocası Çerkeşli Mustafa Efendi Hazretleri talebeleriyle sohbet ettiği sırada Safi Efendi'ye dikkatle bakar. İşte bu zat benden sonra yolumuzu o dereceye ulaştırır ki kimsenin inkara mecali, gücü, kuvveti kalamaz. Hakikat ilmiyle alemi doldurur buyurur. 3 sene müddetle sohbetlerine devam edip tasavvufta yetişir. Hilafet vereceği sırada hocasından izin alıp memleketine ziyarete gider. Ancak o memlekete ziyarete gittiği esnada mübarek hocası Çerkeşli Mustafa Efendi Hazretleri vefat eder. Vefat edeceğinde Mustafa Safi Efendi'nin tasavvufta kemale erdiğini belirtip onun kendine halife tayin ettiğini vasiyet eder. Diyar-ı Bekir'den dönünce kendisinin hocası tarafından halife tayin edildiğini söylenmediği için haberi yok. O ise dergahta yerine geçen, kendisi olmayınca bir başka zat, Şeyh Halil Efendi onun yerine dergahta talebelerin eğitimiyle meşgul olmaya başlıyor. O da nasıl olsa talebeler hocasının halifesi diye ona hürmeten hiç sesini çıkarmıyor ve ona tabi oluyor. İşte büyüklüğün hali bu. Yani ben sana tabi olmam ya da işte sen kimsin falan demiyor. Çünkü büyüklerden öyle öğrendikleri için işin edebi onu gerektiriyor. Ve 3 sene boyunca onunla beraber derslerine devam ediyor ve sohbetlerine zikir meclislerine katılıyor. Ancak bu arada enteresan bir şey oluyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ruhaniyeti gözüküp Geredeli Hacı Halil Efendi'ye Musa Safi Efendi 3 sene öncesinden Çerkeşli Aziz'den yolunu tamamladığını söyledi. Böylece onun halife tayin edildiğini gizlemekten vazgeçmelerini belirtti. Tabii Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi büyük bir zattan fırça yiyince aklı tepesinden gidiyor tabii ki. Bu işaret üzerine Hacı Efendi büyük bir telaşla hemen derhal hilafet tacını çıkarıp doğru Mustafa Safi Efendi'ye teslim ediyor ve kendisinden de bayağı bir özür diliyor. Mustafa Safi Efendi hocasının vasiyetiyle yerine tayin edildiğini öğrenince Bolu'da ki Semerkant Medresesinde talebelere ders vermeye başlıyor. Bir taraftan da medresenin yanında talebe yetiştiriyor. Bir de yanında dergah inşa ediyor. Burada 33 sene insanlara rehberlik yapıyor maşallah. Yani dile kolay 33 sene. Medresede pek çok alim yetiştirip icazet ve diploma veriyor. Dergahta tasavvuf yolunda yetiştirdiği talebelerinden 2 zata da halvetiye yolundan icazet ve hilafet veriyor. Bunlardan biri Devrek kasabasındaki Şeyh Yusuf Efendi, diğeri de Geredeli Abdullah Efendi'dir. İnşallah bugün vaktimiz olursa Geredeli Abdullah Efendi Hazretlerinden de bahsedeceğiz. Eğer inşallah vaktimiz yeterse, yetmezse inşallah haftaya devam ederiz. Askerlerden oradaki mevki sahibi insanlardan pek çok kişi de bu mübarek zata tabi olmuşlar, intisap etmişler ve onun talebesi olmuşlardır. Tabii ki bu kadar büyük bir zat olunca dergah dolup taşıyor ve gelenlere sabaha kadar sohbetler devam ediyor. Fıkıh dersleri, ondan sonra suallerinin cevapları, birçok hadiseyle insanların her türlü halleriyle ne yapıyorlar? Onlarla ilgileniyor. Dünyalık işleri varsa zaman zaman onları bile halletmek için uğraşıyorlar. Çünkü büyüklerin halidir. Hem dünya hem ahiretini insanların gözetmekten geri kalmazlar. Kendisi son derece takva sahibi bir zat idi. Geceleri 1 saat kadar uyur. Allah Allah. Yani insan bunun halleri duyunca hakikaten kendimizden, yani şahsım adına söylüyorum, utanıyoruz. Yani biz saatlerce uyuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz. 1 saat kadar uyur. Diğer vakitlerini ilim mütalası, ibadet ve taatle geçirir. Biz arada hani böyle ilmihalde falan da yazıyor ya, işte özellikle kandil gecelerinde, mübarek gecelerde gecenin bir kısmını diyor ibadetle ya da işte ilimle, ilmihal okumakla vesaire gibi şeylerle geçirince gece ihya edilmiş olur diyor ya. O bir saat bir kısım, işte bir miktardan bahsedince, yani yarım saat, 1 saat gibi bir kitap okusanız, namaz kılsanız, tesbihatta bulunsanız o geceyi ihya etmiş olursunuz buyuruyor. Biz onu kendimiz için böyle çok büyük bir fırsat biliyoruz. Diyoruz ki çok şükür. Yani bir yarım saat, 1 saat yaptık ya, tamam, geceyi ihya ettik. O mübarekler ömürlerinin her saatini, her safhasını bu şekilde ibadetle ve taatla geçiriyorlar ya. Evet, o derece tevazu sahibiydi ki halini kimseye belli etmezdi. Halk arasına fazla çıkmazdı. Yani halk arasında fazla çıkmazdan maksat bu. Yani zaten ilimle, talebe yetiştirmekle meşgul. Boş vakti zaten yok. Gidip de yani o insanlar arasında dolaşacak, yani onlarla hemhal olacak çok fazla değil. Zaten durmadan ilim, talebe, tahsil, sohbet, bunlarla uğraşıyor. Talebelerine o derece iltifat eder ki her biri, bakın yani bu çok enteresan bir şey. Yani şu cümleyi görünce hemen Enver abi aklıma geliyor, rahmetullahi aleyh. Evet. Talebelerine o derece iltifat ederdi ki her biri bana gösterdiği alakayı başkasını göstermez zannederdi. Hı hı. Yani biz çünkü Enver abiye gidince derdik, tamam Enver abi en çok beni seviyor. Evet. Yani çünkü öyle davranıyordu yani hakikaten. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin, razı olsun. Mekanı cennet olsun, makamı âli olsun büyüklerimizin. Yani yine 8. yılını vefatı da yaşadık. Yani öyle büyük bir eziklik, öyle bir içimizde burukluk. Yani hakikaten ah ah diyoruz, ah diyoruz . Evet. Yani birden aklıma geldi Ömer abi, dayanamadım yani. Var çalış, bunlar bir şey değildir der. Sonra sohbet sırasında bir yolla tabir ederlerdi. Talebeleri rüya gördüklerinde, arz ettiklerinde var çalış, bunlar bir şey değildir. Sonra da bir yolla tabir ederdi. Talebelerine o derece hoş ve yetiştirici muamelelerde bulunurdu ki hiçbirini incitmez, gayet mahirane bir yolla eğitirdi. Herkes tarafından sevilir, methedilirdi. Sohbetine gelenlerin kalplerinden dünya sevgisi silinir giderdi. Sanki Enver abi anlatıyoruz burada yani, mübarek. Evet. Adetleri şöyleydi ki her sabah namazından sonra caminin kapısının önünde bastonuna dayanarak bir müddet sohbet ederdi. Allah Allah. Bu adetini yaz kış devam ettirir ve kısa sohbetlerinde ayaküstü dinleyen talebelerine çok kıymetli şeyler aktarırdı. Şöyle buyururdu: zahir ilimler günahkar olanlarda da elde edilebilir, öğrenilebilir. Bakın bu çok enteresan. Lakin tasavvuf ilmi İslamiyet'in emir ve yasaklarına tam uymadıkça ele geçmez, öğrenilmez. Demek ki zahir ilmi, yani isteyen herkes öğrenebilir, çalışır, gayret eder, alır, ama tasavvuf öyle değil yani. İslamiyet'in emirlerine uymadan tasavvufta ilerlemek isteyen kimse gevşekliğe düşer, tasavvuftan tat alamaz. Zaten yürüyemez. Ve ömrü boyunca hep ilim öğretmek ve öğrenmek ve rehberlik yapmakla meşgul olup hiç yatağa yatıp ayaklarını uzatarak dinlenmemiştir. Allah Allah, ya bu nasıl bir hal? Yani insan aklın, hayalin almayacağı anlayacak gibi bir şey değil efendim ya. Maalesef. Tasavvufta talebeliği sırasında iki diz üzerinde kıbleye karşı sabaha kadar oturup zikirle meşgul olurdu. İki diz üzerinde. Ya bununla ilgili biliyorsunuz efendim mübarek Enver abimizin de anlattığı şeyler vardı. Mübarek hocasının yanında en ufak bir şekilde, yani dizini bir seferinde böyle anlatmışlardı. İki baş parmağı birbiri üstüne gelince efendim mübarek hocamız ikaz etmişler. Efendim feyiz kesilir diye. Ne kadar mühim bir şey değil mi? Bir defasında çilehanede iken ayağını uzatmıştı. Abdülkadir Geylani Hazretleri gözüküp elindeki baston ile ayağına vurarak ikaz etmiş. 3 gün ayağının acısından yere basamamıştır. Bu hadiseden sonra ayağını hiç uzatmamıştır. Hem talebeliğinde hem de irşat ve rehberlik faaliyeti sırasında sokağa çıkarken üzerine sokak çamuru değmemesi için 6 kalın ayakkabı giyerdi. Fatih abi, yani şimdi bizim halimiz nice olacak? Yani biz ayağımızı da yani uzatıyoruz, rastgele oturuyoruz, davranışlarımız, yani hakikaten yani bunları düşününce bunları böyle dinledikçe dediğiniz gibi insan hani ya bizim halimiz ne olacak diye düşünüyor ama dönüp dolup şimdi yine gidip o mübareklerin himmetine sığınıyoruz. Yani onlar Allah yoksa hani, zaten bittik, perişan yani, hani o, hakikaten bittik yani. Başıyla bakıp şöyle bir hürmetle başıyla baktığı için hani cehenneme gitmekten kurtulan bir şey var ya. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Yani aynen, evet. Talebelerine. Biz de efendim hani içimizde samimiyetle sevdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah öyledir. Onun hürmetine inşallah, yoksa yani, kurtulacağız, kurtarıyoruz vaziyeti. Yoksa hakikaten her gün kafamızda sopa patlatırlar yani bizim. Eğer öyle bizi terbiye etmeye çalışsalar hakikaten. Efendim Safi Efendi Hazretleri dergah yaptırdıktan sonra hayır sahipleri tarafından epeyce binalar ilave edilmiş ve dergahta insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatıp saadete kavuşmalar için gayret etmiş. Herkes tarafından sevilip şöhret olmuş. Hatta Osmanlı Padişahı Sultan Mahmud Han onun şöhretini işitip 2 defa İstanbul'a davet edip ve görüşmüştür. Sohbete gelenler onun bereketiyle muratlarına kavuşurlardı. Huzurunda bulunanlar bir sual sormak isteseler daha onlar sormadan, tabii ki bunlar keramet sahibi insanlar, sohbet sırasında bir vesileyle cevaplandırır, müşkillerini efendim hallederdi. Şöhreti ve yaptığı hizmetler her tarafa duyulunca halktan ve ileri gelenlerden çok kimse sohbet halkasına girip tasavvufta yetişmek üzere ona tabi olmuşlardır. Efendim, hatta daha önce İstanbul'da medrese tahsili sırasında bazı ilimleri kendisinden öğrendiği meşhur alim Hacı Ömer Efendi de ona tasavvufta yetişmek üzere tabi olmuştur. Başta anlattık, hatırlıyorsunuz. İstanbul'a ilk gittiğinde ders aldığı zat Hacı Ömer Efendi, sonra gelip ona tabi oluyor. Çünkü bu mertebe, bu makam başka bir şey. Bunun izahı öyle kolay bir hadise değil. Yani mübarek hocası Çerkeşli Mustafa Efendi Hazretleri buyurdular yani zahir ilimlerle tasavvuf yani batın ilimleri farklı şeylerdir. Herkes zahir ilimlere kavuşabilir ama batın ilimlere kavuşmak ve batın ilimleri yolunda yani tasavvuf yolunda ilerleyebilmek farklı bir hadise. Dolayısıyla bazen talebeler, hocalar talebelerine tabi olabiliyorlar. Bunun pek çok misalleri efendim görülmüştür Evliya-i Kiram tarafından. Efendim mübarek Safi Efendi Hazretlerinin pek çok hayatıyla ilgili bilgiler aktardık, naklettik size. İnşallah Teala şimdi de bize Fatih abi onun o şifa kaynağı sohbetlerinden bize nakillerde bulunsun. İnşallah efendim. Allah Teala razı olsun verdiğiniz kıymetli bilgilerden. Efendim arzu ederseniz şöyle yapalım. Hiç sohbetlere başlayıp bölmeyelim. Şu anda 25 geçiyor. Kısa bir reklam aramız var. Reklama gidelim. Ondan sonra bölünmeden mübareğin sohbetlerini anlatmaya devam edelim. Efendim kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız. Bir yere ayrılmayın lütfen. TGRT FM. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz. TGRT FM. Efendim merhabalar tekrardan. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızdayız. Efendim sizlere Safi Amidi Bolevi Hazretlerinin o vaaz ve nasihatlerinden birkaç kısmını sizlerle inşallah paylaşacağız. Efendim buyurmuş ki mübarek şu hasletleri kendinde bulundur. Ahlakını güzelleştir. Vakitlerinin kıymetini bil. Kaçırdığın şeye üzülme. Gelenden memnun ol. Allah-u Teala'nın bütün mahlukatına karşı şefkatli ol. İnsanlarla arkadaşlık ederken şunlara riayet et. Onlardan gelen eziyet ve sıkıntılara sabret. Fakat sen onlara katiyen eziyet etme. İyi olsun, kötü olsun, bütün herkese iyilik yap. Onlara adaletle muamele et. Onlara Allah için nasihatte bulun. Efendim yine buyuruyor ki insanlara karşı kendinde şu vasıfları bulundur. İnsanlara karşı. Bir, İnsanların arasında selamı yay. Yani selamı yaydan kasıt ne? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Yoksa selam falan değil yani tabii illaki. İki, aç olanları doyur. Üç, yumuşak konuş. İnsanlara merhametli ol, yumuşak konuş. İnsanlara güler yüzlü davran. Dört, güler yüzlü göster. Beş, insanlara münakaşa ve münazara yapma. Yani insanlarla münakaşa yapma. İnsanlar arasında şunlara da riayet et diye ekliyor. Ve buyuruyor ki bir, onlara düşmanlık yapma. Lüzumsuz yere konuşma. Onların kusur ve eksiklerini ortaya koyma. Yine insanlara karşı dikkat edici hususlardan bazıları da şunlardır buyuruyor. Kişinin kendisini insanların en aşağısından bile daha üstün görmemesi gerekir. Çünkü kişi Allah-u Teala katında durumun ne olacağını bilemez. Hiç kimseyi küçümsememeli, hiç kimseyle alay etmemelidir. Çünkü Allah-u Teala insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Yine kişiye insanlar arasında şunlar gerekir. İnsanların arasını ıslah etmeli. Yani arasında bir kavgalar varsa onları barıştırmalı, küslüğü gidermeli. Onların arasındaki ihtilaf ve anlaşmazlıklara girmemeli. Yani onları barıştır diyor. Aralarında bir sıkıntı varsa diyor onları da iyice bozup şey yapma. Yani o arada da kalma. Onların ufak tefek hata ve kusurlarını görmezlikten gelmeli. Onları örtmelidir. İkaz edilmesi gerekiyorsa uygun bir şekilde söylemelidir. Gücünün yettiği nispette iyilikle emredip kötülükten men etmelidir. Onlara yumuşaklıkla muamele etmelidir. Yani her yerde merhamet, yumuşaklık, güler yüz. Biraz önce dediğiniz gibi Enver abiler böyle gözümüzün önünde canlanıyor sürekli. Evet. Ne anlatırsak Enver abiler geliyor aklımıza. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Çünkü yani her yönüyle bizim için mükemmel bir misaldi. O yüzden söylediklerini harfiyen, yani ağzından çıkan her şeyi harfiyen yaşayan yerine getiren bir mübarek bir zat idi. Onun için her söylediği söz insanların en derin hücrelerine kadar tesir ediyordu. Çünkü ne söylese kendisi bizzatihi uyguluyordu çünkü. Evet efendim. Yani bir de o tabii en mühim şey zaten o. O vefatının seneyi devriyesi olan günde bir yerde okumuştum da. Yani şey söylüyor. Enver abinin birisi en ciddi manada düşmanı olan birisi, en azılı düşmanı dahi olsa yanına bir girse 10 dakika sadece 10 dakika Enver abinin yanında bulunsa o ne düşmanlık kalır ne bir şey kalır demişti. Ve bunun da çok misallerini de böyle anlatmışlar. Zaten gazetede, Türkiye gazetesinde de bunun birçok şeyinde yazdılar öyle. Evet. Şimdi biz şeye devam edelim. Bolevi Hazretlerinin sohbetlerine. Büyüklere hürmet etmeli, küçüklere şefkat göstermelidir. Yardım isteyene yardım etmeli, fakirlerin ihtiyacını gidermelidir. İnsanlara karşı işleri kolaylaştırmalı, gözü görmeyene yolunu göstermeli, istişare edene nasihatı esirgememeli, helal ve haram olan şeyleri öğretmeli, günahlardan uzak durmalıdır, yetimlerin malına dokunmamalıdır. Takvaya sarılmalı, nefsin arzu ve isteklerini terk etmelidir. Bozuk ve insanı yoldan çıkaracak kimselerden uzak durmalı, gizli de ve açık da Allah-u Teala'nın emirlerine uymalıdır. Konuşurken doğru konuşmalı, bir işi yaparken Allah için yapmalıdır. Her halde, her şartta mutedil olmalı, yani mantıklı davranmalı, azgınlık ve taşkınlık yapmamalıdır. Her zaman sapıklığa ve bozuk fikirlere düşman olmalıdır. Allah-u Teala'nın veli kullarını sevmeli, düşmanlarına da düşmanlık etmelidir. Fikirleri sevmeli, mazluma yardım etmelidir. Dine hizmet etmeli, Müslümanlığın emri olan şeyleri yapmalıdır. Batıl yolda olanların sözlerini bozmalı, onları dinlememelidir. Müminlere sevgi göstermelidir. İnkarcılardan üstün olmalıdır. Bid'at sahiplerine lazım olan cevabı vermelidir. Cahillerden yüz çevirmelidir. Ve efendim yine sohbetlerin bir tanesinde İbn-i Recep Hazretlerinden bir şey naklediyor. Onun kitaplarından. Efendim İbn-i Recep Hazretleri Camil Ülüm Vel Hikem adlı bir kitap hazırlamıştır. Ve kitabında 40 küsür hadis-i şerifi toplayıp şerh etmiştir. İşte bu mübarek zatın şerh etmiş olduğu bazı hadis-i şerifleri naklediyorlar. Onlardan birkaç tanesi şöyle efendim. Birincisi, muhakkak ki helal bellidir. Haram da bellidir. Bu ikisinin arasında şüpheli işler vardır. İnsanların çoğu onları bilmezler. Her kim şüphelilerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Ve her kim de şüphelilere düşerse harama düşer. Aynen koruluğun etrafına otlatan çoban gibi koruluğa girmesi yakın olur. Dikkat edin, her bir padişahın bir koruluğu vardır. Dikkat edin, Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Dikkat edin, cesette bir et parçası vardır ki o düzgün olursa cesedin hepsi düzgün olur. O bozuk olursa cesedin hepsi bozuk olur. Dikkat edin, o kalptir. Yine bir başka hadis-i şerif efendim. Malayani, yani dünyaya ve ahireti faydası olmayan şeyleri terk etmesi kişinin dininin güzelliğindendir. Bir diğer hadis-i şerif, sizden biriniz kendi nefsi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe hakiki iman etmiş olmaz. Ne kadar mühim. Bir diğer hadis-i şerifte yine, kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa hayır söylesin yahut sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Bir diğer hadis-i şerifte de bir adam Peygamber Efendimiz'e bana nasihatte bulun dedi. Buyurdu ki kızma. Adam defalarca sordu. Kızma buyurdular. La tagdab. Evet, la tagdab. Evet efendim. Bir diğer hadis-i şerifte de efendim, nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki onu imha etsin ve insanlara güzel ahlakla muamele et. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Subhanallahi velhamdülillah yer ve gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka burhandır, delildir. Sabır ışıktır. Kur'an ve aleyhe şahittir. Her insan amelleriyle nefsini satar. Ya onu azat eder ya da helak eder. Yine bir hadis-i şerifte efendim, kim bilir, kim bir mümin kardeşinin dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah-u Teala da kıyamet günü onun sıkıntılarından birini giderir. Kim zorda kalana kolaylık sağlarsa Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Kul kardeşinin yardımında oldukça Allah da kulun yardımındadır. Kim ilim arayarak bir yola koyulursa Allah ondan dolayı ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır. Hangi kavim Allah'ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okurlar ve arz aralarında onu ders yaparlarsa muhakkak üzerlerine sekine yani huzur iner. Onları rahmet kuşatır, melekler kuşatır. Allah onları kendi katındakiler içerisinde zikreder. Kimin ameli kendisini yavaşlatmışsa nesebi yani soyu ona hız vermez diye nakletmiş hadis-i şerifleri Safi Amidi Bolevi Hazretleri. Efendim mübareğin sohbetlerini ve nakletmiş olduğu bilgileri sizlerle paylaştık. Şimdi tekrar mikrofonları Sait abiye bırakalım ve mübareğin Safi Efendi Hazretlerinin birkaç münakebesini dinleyelim. Buyurun efendim. Efendim teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Amin. Güzel sohbetleri naklettiğiniz için. Mustafa Safi Efendi Hazretleri Bolu'ya insanlar irşad için geldiği ilk sıralarda Bolu'da Kara Hacı Hafız Kavvam Efendi adında meşhur biri varmış. Bu zat alimlerin ve halkın bulunduğu bir mecliste Mustafa Safi Efendi Hazretleri hakkında dedikodu yapar ve onun bu uygunsuz davranışı da Mustafa Safi Efendi Hazretlerinin kulağına gidermiş. Bu sebeple kendisini huzura çağırıp nasihat eder. Böyle şeyleri yapmaktan vazgeçmesini tembih eder. Ancak o bu halini terk etmeyip meclislerde yine ısrar edip aleyhinde konuşmaya devam eder. Tam bu mübarek zatın aleyhinde konuştuğu bir sırada dili ağzından dışarı çıkıp acı acı bağırmaya başlar. Olay mı? Tabii büyüklerin aleyhinde konuşursanız. Tabii meclistekiler onun bu haline çok şaşırırlar. Bu ne haldir diye sorduklarında kendisi de itiraf eder. Mustafa Safi Efendi Hazretleri'nin aleyhinde konuşması sebebiyle manevi bir okun kendisine isabet ettiğini, gidip ondan kendisini affetmesini arz etmelerini söyler. Tabii ki büyüklere çarpınca bir ok gelip çarpılırsınız. Bunun üzerine gidip durumu Mustafa Safi Efendi Hazretlerine arz ederler. Ölecek dediler. Affetmesi için yalvardılar. Mustafa Safi Efendi Hazretleri gelenlere Evliyaullah'ın terbiyesi de böyle olur. Onun vefat etmesi hakkında hayırlıdır buyurdu ve dedikleri gibi o gün adam öldü. Tabii ki çarpılmış bir vaziyette. Yani büyüklere dil uzatmanın cezasını da böylece görmüş oldu. Bir başka menkıbede şöyle anlatılır. İstanbul'da Hacı Ömer Ağa adında birisi alimler ile ilmi münazaralara yani tartışmalara girer. Fakat kimse onunla baş edemez. Bu zat Bolu ulemasıyla da münazaraya girmiş. Bu sebeple Bolu'ya gelmiş. Bolu valisi orada bulunan alimleri toplar. Safi Efendi Hazretlerine de özel bir davetiye gönderir. Daveti kabul edip gelir. Safi Efendi Hazretleri teşrif buyururlar. Münazara sırasında Safi Efendi Hazretleri o kimseye öyle cevaplar verdi ki o zamana kadar meclislerde hiç susmak bilmeyen o kişi konuşamaz olur. Mustafa Safi Efendi Hazretlerinin ilmi ve kerameti karşısında kendini tutamayıp kalkıp mecliste bulunanların gözü önünde elini öpüp ve artık onun sevenlerinden ve sohbetine devam edenlerden bir talebesi haline gelir. Ondan Şerh-i Akaid'i okur. Daha sonra bir müddet daha sohbetlerine devam ediyor. Daha sonra da Amasya'ya gönderiliyor. Büyüklük kibir yaparak geldiği yerde akıllılık edip tövbe istiğfar edince görüyorsunuz bir anda da makam sahibi oluyor ve büyüklerin bir tarafta dil uzatanların ağzı bir tarafa giderken tövbe edip istiğfar edenler ve kıymetini bilenler de bir anda makam sahibi olarak derecelere kavuşuyor ve çok büyük nimetlere de kavuşmuş oluyorlar böylece. Yine bir başka menkıbesi de şöyle anlatılır. 1820 senesinde hacca gitmeye niyetlenir. Bu sırada o zamanın parasıyla 700 kuruşlar olup bu parayla yanında 4 kişiyle birlikte yola çıkarlar. Yolculuk sırasında kendilerine katılanlar olup 12 kişilik bir kafile Mekke-i Mükerreme'ye varırlar. 12 kişinin bütün masraflarını Safi Efendi Hazretleri karşılar. Her akşam ve sabah 12 kap yemek hazırlatırmış. Kendilerine bir aşçı, bir de ihtiyaçlarını satın alacak kimse vazifelendirmiş. Bütün masraflar için lazım olan parayı ona verirdi. Paranın nereden geldiği kimse bilmezdi. Sonra hac ibadetini tamamlayıp Bolu'ya dönerken alışverişle vazifeli şahsın boynuna bir kese asıp içine bir miktar para koyup ve bu parayı harcamasını fakat kesedeki parayı asla saymamasını tembih eder. Bu zat kesede az miktarda para olmasına rağmen ne kadar harcadıysam bir türlü tüketemedim. Hatta Bolu'ya geri döndüğümüzde kesede hala para vardır diye nakletmiştir. Bu güzel hadiselerde büyükleri, onların ne kadar büyük zat olduklarını açık bir şekilde gösteriyor. Bu menkıbeleri dinledikten sonra inşallah Fatih abi de bize bir başka sohbetten nakillerde bulunsun. Anlatalım efendim inşallah. Teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Amin ecim. Efendim hep bahsediyoruz ya İslamiyet nakil dinidir. Bir kimse eğer kendi fikrini, kendi düşüncesini, kendi niyetini söylüyorsa orada bir sıkıntı vardır. Yani o himmet kesilmiştir. Artık oradan kimseye ne kendine ne başkasına hiçbir şekilde hayır gelmez diye. O yüzden bu mübarekler de hep kendilerinden öncekilerin işte Eshab-ı Kiram'dan günümüze kadar kendilerinden öncekilerin sohbetlerini, söylediklerini nakletmişlerdir. Herkes bir kendinden öncekini sözlerini nakletmişlerdir. İşte bu sohbet de yine Safi Amidi Bolevi Hazretlerinin kendinden öncekilerle ilgili anlatmış olduğu sohbetlerden bir tanesi efendim. Şöyle buyuruyor. Avn bin Abdullah Hazretleri şöyle naklediyor. Kul kabre girdiği zaman ona önce namazdan sorulur. Eğer onu geçebilirse diğer amellere bakılır. Eğer namazı geçemezse başka hiçbir ameline bakılmaz. Allah Teala muhafaza eylesin. Ben ihlas niyetle olur. Ademoğlunun bir zahiri bir de batini azaları vardır. Zahiri olarak ibadet etmek ve Allahu Teala'nın emirlerine uymak gerekir. Batini olarak ise Allahu Teala'dan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın resulü olduğuna samimi olarak inanmak gerekmektedir. İbadetler içinde asıl olan ihlas ile yapmaktır. Bu ise kalp ile olmaktadır. Buna göre zahiri azalar batına tabidir. Batın doğru olursa zahirde ona bağlı olarak doğru olur. Batında bozukluk olursa bu bozukluk zahirde kendini gösterir. Öyleyse müminin batınını düzeltmek hususunda çok gayret sarf etmesi gerekir buyuruyor. Yine efendim naklettiği başka bir sohbette Salim bin Abdullah Hazretleri Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine şöyle yazdı. Hemen kısaca Ömer bin Abdülaziz Hazretleri kim efendim? Emevi halifelerinden ve Hazreti Ömer Efendimiz'e benzetilen onun adaletinin onun adaletine benzediği söylenen çok mübarek bir zattır. Evliya bir zattır kendisi aynı zamanda. Şöyle yazmış. Ey Ömer! Allah-u Teala'nın kuluna yardımı kulun niyetine göredir. Eğer kulun niyeti tam ve doğru ise Allahu Teala'nın ona ihsanı tam olur. Eğer kulun niyeti noksan ise Allahu Teala'nın ihsanı da o derecede olur. Yani niyet neyse karşılığını görür. Amellerinde niyeti düzelt, ihlas üzere ol. Böyle yaparsan az amelin sana kafi gelir buyuruyor. Efendim burada da Lokman Hakim'den bir nakil yapıyor. şöyle buyuruyor. Lokman Hakim oğluna şöyle vasiyette bulunuyor. Ey oğlum, Allahu Teala'dan çok kork. Fakat rahmetinden ümit kesme. Allahu Teala'nın rahmetinden çok ümitli ol. Fakat azabından emin olma. Bunun üzerine Lokman Hakim'in oğlu babasına, ey babacığım, benim bir kalbim var. Bu dediğini nasıl yaparım? Deyince Lokman Hakim, ey oğlum, eğer müminin kalbi yarılsa idi, onda bir Allahu Teala'nın rahmetinden ümit nuru, bir de Allahu Teala'nın azabından korku nuru bulunur. Allah Allah. Eğer bu ikisi tartılsaydı, biri diğerinden ağır gelmez idi. Birbirine müsavi oldukları görülürdü. Ne kadar muhteşem bir şey, ne kadar ibretlik bir şey. Allah Allah. O yüzden hani bu söz onun içinde değil mi Sait abicim? Haf ve reca makamı. Yani evet. Korku ve olacak. Ümit. Evet, korku ve ümit. Evet. Hem korkacaksın hem de Allah-u Teala'dan da ümidini kesmeyeceksin. İkisi bir arada bulunacak. Evet. Yine efendim Ebu Hanife Hazretlerinden bir onun sohbetinden naklediyor. Buyuruyor ki Ebu Hanife Hazretleri buyurdu ki ölüm zamanında Ademoğlundan şeytanın çaldığı şey imandır. Allah korusun. Şeytan şöyle der. Ademoğlundan şu üç şeyi elde ettiğim zaman daha başka bir şey istemem. Bu üç şey şunlardır. Ademoğlunun kendisini beğenmesi, yaptığı amelleri çok görmesi ve günahlarını unutması. Allah Teala muhafaza eylesin. En çok günümüzde yaşadığımız hadiselerden bir tanesi. O yüzden çok önemli yani. Bunlara çok dikkat etmek lazım yani. Evet. Allah Teala nefsimizin ve şeytanın oyuncağı olmamızdan bizleri muhafaza eylesin. Amin ecmaîn. Bir kaptırırız giderse Allah korusun bir daha kimse bizi oradan alamaz. Evet. Efendim yine buyuruyor ki insan Allahu Teala'nın emri olan amelde ihlası terk edince riya ile ihlası birbirinden ayıramaz. Aklına geldiği gibi yapar. Ameller ancak ihlasla samimi olarak yapılınca kıymet kazanır. Kişi amellerini samimiyetle yapıp yalanı terk edince riya, ucup ve diğer şerre sebep olan şeyleri görme hususunda basiret sahibi olur. Alimlerden birisi şöyle buyurdu. Şeytan Ademoğluna günah işletmek için çalışır. Bunu yaptıramazsa onu aldatıp derece derece kötüye yaklaştırmak için ona nasihat eder. Sonra bunda başarılı olamazsa onu bidatlere düşürmek için çok gayret sarf eder. İşte en çok tehlikelerden bir tanesi bu. Yani günümüzde en çok yaptırdığı şeytanı yaptırdığı şey yani birçok şeyde muvaffak olamasa bile bid'atlerde maalesef başarılı oluyor ve insanların yoldan çıkmaları için elinden geleni yapmış oluyor. Evet. Buyurun efendim, kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. Ve yine durmuyor. Buna da muvaffak olamazsa ona bir helali haram, bir haramı da helal saydırmak için uğraşır. Allah'ım. Bunun da en mühim şeyi yani bir kimse bir haramı işlediği zaman yani tövbe ederse inşallah Allah-u Teala onu affeder, pişman olur. Ama o haram ona normal gelmeye başlarsa işte haram o şekilde helalleşiyor. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Amin. Yine durmuyor efendim. Bunda da muvaffak olamazsa ona abdestinde yaklaşmak ister. Bu nokta çok mühim. Bunu yani hocalardan çok dinlemiştik. Onların derslerinden. Abdestinden yaklaşmak ister. Onu abdestinde, namazında ve orucunda şüpheye düşürmeye çalışır. Sonra efendim o arkadan vesveseye bağlar. Sonra 2 rekatlık namazı 2 saatte kılamaz hale gelir. Allah Teala muhafaza eylesin. Evet. Ve efendim son olarak bir sözünü anlatıp ondan sonra yine menkıbe dinlemek üzere mikrofonu Sait abiye nakledelim. Efendim buyuruyor ki kula layık olan amelini sırf Allahu Teala'nın rızası için yapmasıdır. Riya yapılan bir işin insanlar tarafından methedilmesini veya o iş sebebiyle insanlar arasında kendisi için bir mertebe ve bir itibar sahibi olmayı istemektir buyuruyor Safi Amidi Bolevi. Bunu da naklettikten sonra yine menkıbeden dinlemek üzere mikrofonları Sait abiye teslim edelim. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz efendim. Mübarek zatın tabii ki pek çok kerametleri, birçok hadiseleri söz konusu. Bunlardan birkaç tanesini daha nakledelim inşallah Teala. Buyurun efendim. Mustafa Safi Efendi Hazretlerini sevenlerden ve bağlı olanlardan olan Bolu Sancağı Bey'i Hacı Mustafa Bey devamlı ziyaretine gelip giderdi. Yine bir gün ziyaretine giderken bir haberci gelip Adana'ya müebbet sürgün edildiğini ve oraya hemen gitmesini söylüyor. Bu durum karşısında şaşırdı ve üzülerek gelen memura müsaade et, Safi Efendi Hazretlerine son bir kez daha ziyaret edeyim de gideyim diyerek izin aldı. Safi Efendi Hazretlerinin huzuru şeriflerine varınca durumu arz etti. Bunun üzerine kendisi Safi Efendi Hazretleri, oğlum Hacı Mustafa Bey üzülme, ayın 19'unda Bolu'ya yine dönersin. Sürgüne gitmek üzere yola çıktığı esnada ayın 19'unda affedildiğine dair bir haber geliyor. Sürgün edilmekten kurtulup Bolu'ya geri döndü. Bolu'ya dönünce Mustafa Safi Efendi Hazretlerinin talebesi olup dergaha lezzetli bir su getirtir. Dergahın içinde bir çeşme ve ilave odalar yaptırır. Efendim, kızını da Mustafa Safi Efendi Hazretlerinin büyük oğlu Muhammed Faik Efendi'ye verir ve böylece daha büyük şerefe de nail olmuş olur. Yine bir başka menkıbesi de şöyle anlatılır. Bolu'daki dergahta ders verdiği sıralarda Acem Diyarı'ndan gelen Dehri, biliyorsun o bölgede çok vardır Acem Diyarı'nda. Acem Diyarı dediği yer İran tarafı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dinsiz biri olarak pek çok alimle münazaraya girmiş ve huzursuzluğa sebep olur. Orada millete sıkıntı verir. Ve beldenin valisi durumdan haberdar edilip Mustafa Safi Efendi Hazretlerinin bu Dehri ile bir mecliste konuşmasını ve sorularına cevap vermesini rica ederler. Dehri ile görüşüp bütün sorularını cevap verir. Onun ilmi ve olgunluğu karşısında hayran kalan Dehri bu sefer yapmış olduğu hatanın farkına varır ve af diler, özür diler ve ayağına kaparak oradan da imana gelir ve Müslüman olur. Yine bir başka burada menkıbeyi de arz edelim. Bolu'da naiplik vazifesi yapan bir kimse var. İlmi de çok. İstanbul'da dersi A hocalığı yaptığından oldukça iddialı birisi bu zat. Mustafa Safi Efendi Hazretlerinin de üstün hallerini duymuş. Fakat kendi kendine ilmi azdır diyerek gurur içinde yanına gider. Dergaha varıp içeri girince edebe uygun olmayan bir şekilde oturmuş. Çünkü kendisi ilim sahibi ya aklınca. Evet. Mustafa Safi Efendi Hazretlerini tanımadığından nerededir diye sorar. Mustafa Safi Efendi de benim demeyip şimdi gelir der. Kendisini takdim etmiyor. Mübarek. Naip Şeyh Efendi'nin bir alim zat olduğunu işittim de görüşmek için geldim der. Mustafa Safi Efendi Hazretleri de onun ilmi azdır. Kendinden bahsediyor. Onun ilmi azdır diyerek naibin daha önceden ilmi azdır diye düşündüğüne işaret etti. Bu konuşmalardan sonra naip bir ayeti kerime okuyup tefsir etmeye başladı. O söz açınca Mustafa Safi Efendi Hazretleri onun okuduğu ayeti kerimeyi 3 çeşit tefsir yaparak açıkladı. Naip kendi kendine şaşırmış, ilimdeki derinliğine hayran kalmış ve o anda gördüğü kimsenin Mustafa Safi Efendi Hazretleri olduğunu anlayıp hemen tabii özür dileyip kendisine hürmet gösteriyor ve yine diğerlerinin yaptığı gibi yani akıllı insanmış ki hemen tövbe ediyor, tabi oluyor ve talebelerinden olup yüksek derecelere kavuşuyor. Tabii ki büyüklerle şaka olmaz. Onların yanına gelirken onların yanında dikkatli olmak lazım. Ama yani insaf ve vicdan sahibi olan insanlar ve edepsizlik, yani büyük çaplı edepsizlik yapmadıkları müddetçe ne yapılır? Hemen affedilir ve mutlaka gerekli ihtimam gösterilerek kendilerine eğer hakikaten talipli şahıslarsa onların yüksek derecelere kavuşması, büyük zat olmaları, insanlara faydalı hale gelmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterirler. Efendim isterseniz zamanımız da azaldı. Sizden de vefatıyla ilgili İnşallah. Safi Hazretleri'ni dinleyelim. Böylece bu haftada Mustafa Safi Efendi İnşallah. Hazretleri'ni de tamamlamış olalım efendim. Buyurun efendim. İnşallah. Estağfurullah efendim. Efendim Safi Efendi Hazretleri 33 gün hasta yattıktan sonra 63 yaşındayken 1846 tarihinde vefat etti. Vefatından önce 3 çeşit hastalığa yakalanmıştır. İşte birisi zatül cenap sancısı, biri baş ağrısı, diğeri de semmi sihir idi. Bu üçüncü hastalığı olan sihrin vardıysa da vefat zamanının geldiğini bildiğinden ve şehitlikle şereflenmeyi arzu ettiğinden sükût edip bir şey yapmadı. Hastalığı hem her tarafa duyulmuştu. Tabi bilinen bir kimse olduğu için. Vefatından önce talebelerini toplayıp yerine talebesi Geredeli Şeyh Abdullah Efendi'yi halife tayin ettiğini ve ona tabi olmalarını vasiyet etti. Efendim zaten inşallah biz de inşallah haftaya anlatacağımız kişi de zaten mübarek Geredeli Abdullah Efendi. Evet. Abdullah Efendi olacak inşallah. Teala. Sonra efendim Allah-u Teala'nın ismini hafif sesle zikre başlıyor. 1000'den fazla talebesi de 1000'den fazla efendim az değil 1000'den fazla talebesi de onunla beraber hafif bir sesle zikrederken mübarek ruhunu teslim ediyor. Efendim vefatından bir gün önce Allah-u Teala'ya hamdolsun ki her ne talep ettiysem ihsan buyurdu. Allah Allah. Sene irşat vazifesinde bulundum. 2 kişi feyz alarak halife oldular. Cenab-ı Hakk'ın bana ihsan buyurduğu kemalatı halifelerim de bilmez. Bu fani dünyadan göçüyorum. Bana ihsan olunan kemalat da benimle birlikte gidiyor. Buna çok teessüf ederim demiştir. Allah Allah. Ya bu makamı hakikaten öyle şeyler kendilerine ihsan edilmiş ama yani evet. Kıymet bilmek o mübarek zatların yani o bu da yani halifesi olmuş ona rağmen o halifeler bile hani ondan nasiplenmemişler. İşte bu da yani nasipsizlik diyelim işte yani o büyüklerin günümüze kadar yani hakikaten işte bazen arada kesintiler oluyor bazı şeyler oluyor işte yani zamanın içinde bulunduğumuz zamanın ne kadar efendim garip ne kadar efendim nasipsiz bir zaman. Elhamdülillah ki yani Abdülhakim Arvas Hazretleri gibi mübarek bir zatın Anadolu'ya teşrifleriyle birlikte bu ilimler bu büyüklerin hani bizim kemalatımız kayboldu diye üzüldüler ama o büyüklerin bu Abdülhakim Arvas Hazretleri gibi büyük bir zatın Anadolu'yu şereflendirmesiyle birlikte onlar elhamdülillah zayi olmaktan kurtuldu. Onların emanetlerinin hepsini aktardılar ve elhamdülillah ki çok büyük bir şerefle bu yolları devam ediyor. Kabir şereflerinde inşallah rahat ederler. Çünkü inşallah. Onların üzüntülerinin giderildiği kanaatindeyiz efendim. Arzitane. Evet. Efendim vefat etmeden önce 1846 Hicri 1263 senesi Muharrem ayının 10. gecesinde vefat edeceğini sohbeti sırasında talebelerine defalarca söylediği çok işitilmiştir. Buyurdu ki sadık talebe İslamiyet'e dikkatle uyar, haramlardan son derece sakınır, ibadet ve taate dikkat üzere devam ettiği ve kendini tam verdiği takdirde uzun zaman çalışmakla kavuşulan derecelere kısa zamanda kavuşulur. Efendim biraz önce de söyledik. Halifesi Geredeli Abdullah Efendi'ydi. Onu da inşallah önümüzdeki hafta inşallah. Anlatmaya çalışacağız. Sait abicim çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz efendim. Allah-u Teala razı olsun. Efendim, bizi dinleyen, takip eden dinleyicilerimize, izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sabrettikleri için. Allah-u Teala razı olsun. Cemi cümlemizden bizlere dua istirham ediyoruz. Geceniz ve ömrünüz bereketli olsun diyoruz. Yapımda ve yayında emeğe geçen İsmail abim olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Efendim bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı kapatmadan önce şunu da belirtelim. Daha önceki yayınlara sitelerimizden ulaşabiliyorsunuz. Efendim sizlere ve yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz ve inşallah haftaya çarşamba günü yine aynı saatte görüşmek üzere sizlere veda ediyoruz. Geceniz ve ömrünüz hayırlarla dolsun efendim. Hayırlı geceler. Diyarlardan gönüllere. Reklamlar.